8 yıl önce bugün bir OHAL KHK'sı ile uyandık. İhraç listelerinin en uzun olduğu o KHK ile 50 bini aşkın kamu emekçisi görevinden ihraç edildi. 672 sayılı OHAL KHK'sı 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün gecesinde yayınlandı. İhraç edilenlerin 222'si keskliydi. Baskılar bizi yıldıramaz! Kaybeden hep işçiler, emekçiler, yoksul halk oldu. Kaybeden her dönem zaten cılız bırakılan demokrasimiz ve adalet oldu. 20 Temmuz 2016'da OHAL ilan edenlerin ağzından da yıllarca aynı sözler çıktı. Aradan 8 yıl geçti. Bu 8 yıl boyunca 15 Temmuz darbe girişimi demeye devam ettiler. Ama o girişimin siyasi ayağını ortaya çıkarmak için bir adım bile atmadılar. Oysa bir adım atsalardı, o yapıyla beraber yıllarca beraber yürüdük biz bu yollarda nakaratına eşlik edenlerin kimler olduğunu hepimiz öğrenecektik. Direne, direne kazanacağız! Bir adım atsalardı, bir günde terör örgütü ilan ettikleri yapının yıllarca sırtını sıvazlayanların, devletin tüm kurumlarına yerleşip etkin hale getirenlerin kimler olduğunu hepimiz öğrenecektik. Değerli dostlar, hedef en başından belliydi. Hedef OHAL'i bu topraklarda kalıcı hale getirecek bir rejime geçmek, tüm toplumu da bu sisteme biat edenlere dönüştürmekti. İşte bunun için 3 aya kalmaz biter dedikleri OHAL'i 3'er aylık dönemler halinde tam 7 kez uzattılar. Böylece ülkeyi 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine OHAL koşullarında götürdüler. Kendilerinin de açık açık söylediği gibi OHAL'den grev tehdidi olan yerlere müdahale etmek için istifade ettiler. Grevleri yasakladılar. OHAL KHK'larını torbaya çevirip içine kazanılmış haklarımızı ortadan kaldıran yeni saldırılar eklediler. Emekçileri bölmek için iktidarların gölgesinde büyütülen sarı sendikalara, Truva atlarına karşı en başından beri mücadele edenlerin keskiler olduğunu biliyorlardı. Bunun için sendikal hak ve özgürlükler mücadelemize diş bileyen amirlerin, yöneticilerin, gizli tanıkların ifadelerine sarıldılar. Sosyal medya hesaplarımızı didik didik ettiler. Bunları iltisak, irtibat gibi hiçbir hukuk sisteminde yer almayan kavramlarla ilişkilendirerek ihraç gerekçesi diye sundular. İhraç arkadaşlarımızın özel sektörde işe girişini engellediler. Tam bir düşman hukukuyla KPSS'yi kazanan çocuklarının önüne güvenlik soruşturması seti çekip kamuda işe girmelerini engellediler. Düşmanlık ihraçlara ağaç kökü yesinler diyecek boyutlara ulaştı. Ama biz ilk günden bugüne daha fazla kenetlendik, omuz omuza verdik. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. Mutlaka kazanacağız demeye devam ettik.